Bismillahirrahmanirrahim. Babül vudu'yı hel yecibü li kulli salatin emra. Bu babda her namaz için abdest almak vacip midir, değil midir? Bu bahsi beyan edecek. Bu da mesele ihtilaflı. İhtilafların hepsini burada beyan edecek. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Amir'il Akadiyyü. قال حدثنا سفيان أن علقمة بن مرثد قال سفيان أن علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة أن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ سليمان بن بريدة diyor ki Peygamber Efendimiz abdest alırdı likulli salatin her namaza her namaz vakti geldi mi yeniden abdest alırdı. فَلَمَّا كَانَ الْفَتْحُ وَقْتَكِ مَكَّيْ مُكَرَّمَنَا فَتْحِ وَاقُ اُلْدِ صَلَّ الصَّلَوَاتِ birçok namazları kıldı بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ bir abdestle. Salavat, salatun cemi yani bir namaz değil, birkaç namazı bir abdestle kıldı. Şimdi bundan bir hüküm çekiyor ki mukim iken her namazı abdest alıyordu. Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'nin fethinde misafir idi. Misafir bir abdestinin birkaç namaz kılınabilir. Bir. Bir de Mekke fethine kadar her namaz için bir abdest alıyordu. Bu bir hükümdü. Mekke fethinde bu neshedildi. Bu manada çıkar. İki. Üçüncüsü Resulullah Efendimiz her namaz için abdest alırdı. Farz diye mi, fazilet diye mi? Bu da ihtilaflı. Bazıları diyor ki farz idi. Bazıları da diyor ki hayır farz değil de fazilet diye daha evla olsun diye yapardı. İki, üçüncüsü Resulullah Efendimiz abdest alırdı. Bu hüküm kendisine mi has idi yoksa bütün ümmet de buna dahil mi? Bazı ulema diyor ki kendisine has idi bütün ümmet buna değil. Bak size de burada dört meseleye muhtemel bu hadisi şerif. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم وابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بريده diyor ki Peygamber Efendimiz صلى رسول الله يوم فتح مكه مكه'nin fethi günü namaz kıldı 5 salavatin 5 namaz kıldı bi vudu'in vahidin bir abdestle ve mesheha ala huffeyhi meslerine de mesheyledi. Yukarıdaki hadis-i şerifte salavat dedi. Namazların adedini beyan etmedi. Burada beyan etti ki 5 vakit namaz kılmış. Ve bir hüküm daha var. Bir de ayaklarına mesheylemiş. Çünkü huffler üzerine meshe inkar edenler de var. Onlara karşı da bu hadis-i şerif delildir. Fekale lehu Ömer. Hazreti Ömer Resulullah Efendimiz'e dedi ki senaate şeyen ya Resulullah. لَمْ تَكُنْ تَسْنَعُوا yapmadığın bir işi yaptın ya Resulullah. Yani sen her vakit için abdest alırdın. Halbuki burada abdest almadın. 5 vakit bir abdestle kıldırdın. فَقَالَ Resulullah Efendimiz buyurdu ki عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا Ömer. Ben bunu kasten yaptım ya Ömer. Niye? Caiz olduğunu ümmeti Muhammed bilsin diye. Kasten yaptım. Ya evvelki hüküm var idi o nesh olsun diye. Yahut da ben bunu fazilet olarak yapıyordum. Ümmeti Muhammed bunun farz olduğunu biliyordu. Kesten yaptım ki cevazını bilsinler. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Ebu Hüzeyfe kâle haddesene Süfyanu kâle haddesene Alkametu an Süleymane an Ebihi Süleyman ibn-i Ebu Büreyde. Büreyde'den rivayet ediyor. Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ki ennehu kâne yetavaddavu li kulli salati her namaz için abdest alırdı. Şimdi burada muhtelif rivayetler gelince ulema arasında ihtilaf oldu. Fezehebe kavmun bir kavm zahib oldu ki ile ennel hadirine misafirlerin gayrisi yani mukim olanlar yecibu aleyhim anlara vacip olur. En yetavaddahu abdest alalar li kulli salatin her namaz için abdest alalar. Bu vaciptir. Mükimlere. Ve ihtecu fi zalike bu mesele hakkında ihticac eylediler. Bihadel hadis bu hadisle. Bu hadisteki bak Resulullah Efendimiz
Fethi Mekke'ye kadar her vakit için, her namaz için abdest alırdı. Fethi Mekke'de misafir olduğundan 5 vakiti bir abdestle kıldırdı. Buna zahip olanlar Şia ve Zahiriye'den de bir taife bunlar böyle dediler. Yani mukim olan bir zat her vakit için abdest almalıdır. Ve halefehum fi zalike ekserül ulema. Ulemanın ekserisi bu birinci kavme muhalefet ettiler. Ki muhalefet edenler 4 imam: Ebu Hanife, Malik, Şafii, Ahmed ibn Hanbel, bir de ehli hadisin ekserisi. Bunlara muhalefet ettiler. Hatta Kadi diyor ki ve ala hâze iştema râi ve immetil fetva ba'du bi gayri hilâfin. Yani bütün fetva ehli bunda ittifak eylediler. Fekalu, dediler ki la yecibül vudu, abdest vacib olmaz, illa min hadesin, illa hadesten vacib olur. Abdestte münafı olan, abdesti bozan bir şey vakı olursa abdest almak vacip olur. Yoksa vacip olmaz. Evle namazını kılmış, abdesti bozulmamış, ikindi namazı gelmiş, ikindi namazı gelmekle abdesti bozulur, yok. İlla ki hades olursa. Bunda 4 mezhep ve ehli hadisin ekserisi ittifak ettiler. Peki bunu şimdi teyit ve tekit edecek hadisi şerifleri getirecek. Ve kâne mimmâ rûvî'ni nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fî zâlik. Bu mesele hakkında Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen şeylerdendir. Mâ yuvâfiku mâ zehebû ileyhi fî zâlik. Bu meselede bu hükme sahip olanlara muvafık olan rivayetlerdendir. Maşhur bir hadis ki haddesena Yunus. İmam-ı Tahavi diyor ki bize Yunus rivayet eyledi. Kale haddesene ibn-i Vehbi. Kale ahbereni Üsamet ibn-i Zeyd. Ve ibn-i Cüreyc ve ibn-i Sem'an en Muhammed ibn-i Münkedir. Üsamet ibn-i Zeyd, ibn-i Cüreyc, ibn-i Sem'an bu üçü Muhammed ibn-i Münkedir'den rivayet ediyorlar. O da an Cabir ibn-i Abdillah. Cabir ibn-i Abdullah'dan rivayet ediyor. Kale zehebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz gitti. İle mra'etin minel ensar, ensardan bir kadının evine gitti. Ve ma'hu eshabuhu, eshab-ı kirami de beraber idiler. Yanında cemaat de vardı. Resulullah Efendimiz yalnız gitmedi. Fakarrabet lehum şaten masliyeten. O kadın onlara pişirilmiş bir koyun getirdi önlerine. Kadına misafir gittiler. Kadın bir koyun kestirdi, onu pişirdi, önlerine getirdi. فَاَكَلَ وَاَكَلْنَا. Hazreti Abdullah, Cabir ibn Abdullah diyor ki Peygamber Efendimiz yedi, biz de yedik. ثُمَّ حَانَتِ الظُّهْرُ. Evle vakti yaklaştı, önüne geldi. فَتَوَضَّعَ وَصَلَّى. Abdest aldı, namazını kıldı. ثُمَّ رَجَعَ اِلَى فَضْلِ تَعَامِهِ. O yemekten kalana tekrar rücu etti. Yani Resulullah Efendimiz geldi, فَاَكَلَ. Kalan yemekten yine yedi. ثُمَّ حَانَتِ الْعَصْرُ. Sonra ikindi yaklaştı. Fasalla, Resulullah Efendimiz namaz kıldı. Varam yatavadda, abdest almadı. Evleyi o abdestinden kıldı. İkindiyi de o abdestinden kıldı. İki mesele çıkıyor bunda. Birisi Resulullah Efendimiz iki vakti bir abdest ile kıldı. Bir de aşağıda gelecek ateşte pişmiş şeyler abdesti kaçırır. Bu hadisten de anlaşılıyor ki kaçırmaz. Ateşte pişen et evvela yedi. Abdest aldı. Ondan sonra namazını kıldı. Geldi yine yedi. Yine yedi. İkindi vakti tekrar abdest almadı. Gitti namazı kıldırdı. Demek ki ateşte pişen şey abdesti bozmaz. Bozdu diye rivayetler de var. Bozar bozmaz aşağıda gelecek ki İslamiyet'in evvelinde var idi. Bu nesk edildi. Kale Ebu Cafer. Ebu Cafer dedi ki fefi hadel hadis, bu hadis doğrucudur ki ennehu salla zuhre vel asr, önleyi ve ikindi Resulullah Efendimiz kıldı bi vudu'ihi lezi ul bir abdestiyle ki kâne fi vakti zuhur, önle vaktinde almış olduğu abdestle kıldı. Ve gadiye cüzü caiz olurken yekûne vudu'uhu li kulli salatin. Peygamber Efendimiz her namaz için bir abdest alırdı. Bu ne için olurdu? Alırdı. Caiz ki bu ala ma feva büreydetü.
Büreyde'nin rivayet etmiş olduğuna göre. İbn-i Büreyde de yazmış ama yani Süleyman İbn-i Büreyde babası Büreyde'den rivayet ediyor. Fakat İbn kelimesi zayid olması lazım. Çünkü esas hadis Büreyde'den rivayet ediliyor. Kâne zâlike bu'uldi alel-timâsil fadli. Peygamber Efendimiz her namaz için abdest alırdı. Fadileti iltimas için. Allah'ın fadli daha ziyade olsun diye. La alel-vücûb, vücûb üzerine değil. Yani abdest alması vacip de onun için alırdı değil. Nurun ala nur oluyor da onun için. Fadileti ihraz için. Böyle olması da caiz. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam dese ki فَهَلْ فِي هَذَا مِنْ فَضْلٍ bunda bir fazilet var mı? Ki فَيُلْتَمَسْ aransın. Abdestli iken tekrar abdest almakla bir fazilet var mı ki onu arasın? Yani yok demek istiyor. قِيلَ لَهُ ona denilir ki نَعَمْ var. Abdestli iken abdest almakta fazilet var. قَدْ حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ حَدَّسَنَا اَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهْبٍ قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي قطيف الهذلي قال صليت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب أبي قطيف diyor ki ben Hazreti Abdullah bin Ömer ile namazı kıldım az-zuhre önleyi fansarafa İnsiraf etti, döndü. Fî meclisin fî dârihi. Evinde bir meclise, yani namaz yerinden geldi. Kendi oturduğu yerde, evinde bir oturacak yer var idi. Oraya geldi. Fansaraftu mâhu. Ben de onunla beraber geldim. Hatta izâ nûdiye bil asri. İkindi ezan okunduğu vakitte dâ bi vadûin. Bir abdest suyunu istedi. Fatavadda abdest aldı, sümme harece çıktı ve haraçtu mehu. Ben de onunla beraber çıktım. Fasallel asre, ikindiyi kıldı. Sümme raca ila meclisi, sonra yine oturduğu yere döndü geldi. Ve recaatu mehu, ben de onunla beraber geldim. Hatta izâ nûdiye bil mağrib. Akşam ezan okununca, dea bi veduin, yine abdest suyunu istedi. Fatavadda abdest aldı. İşte bak, üç vakıda ayrı ayrı abdest almış. Peki bunda ne anlaşıldı? Bunda bir şey anlaşılmadı. Belki bundan anlaşılıyor ki üç vakıtta da her vakıda abdest almak vacip idi. Fakat hadis tamam olmadı. Diyor ki fekultu lehu. Ravi Ebu Gutif diyor ki ben sordum ona, dedim ki ey yüşe'in hâza ya Ebu Abdurrahman. Abdullah ibn Ömer'in künyesi Ebu Abdurrahman idi. Ya Ebu Abdurrahman, bu nedir? Yani bu yapmış olduğun farz mıdır, sünnet-i müekkede midir? Bunun için yaptın. El vudu inde kulli salah. Al vudu inde kulli salah. Her namaz vaktinde abdest mi vardır? Yok orada bir ayas. Al vudu. Al vudu. Yani el vudu da iki hemze bir araya geldi mi meddenen olur. Yani her namaza bir abdest var mu orucudur? Her namaz kılacağın vakitte abdest alacaksan. Fekale Abdullah ibn Ömer dedi ki vakat fatinte lihada minni, benim bu yaptığıma sen fetanet ettin, yani bunu anladın, bunu düşündün. Leyset bir sünnetin, bu sünnet değildir. İnkâne, eğer oldu ise lekafin vudu'yi, benim abdestim kafidir. Lissalati subuh, sabah namazına almış olduğum abdest kafidir. Salavati kulleha, bütün namazlarına, bütün namazlara kafidir. Sabah namazı için almış olduğum abdest diğer namazların hepsine kafidir. Ma lem uhdis abdest, ki kaçırmadığım müddetçe. Abdeste münafi bir şey sadir olmadığı müddetçe kafidir. Velakin semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Peygamber Efendimizin dediğini işittim. Men tevadda ala tuhrim, bir adam abdestli iken abdest alırsa keteballahu lehu bizalik, Cenab-ı Hak bunun sebebiyle ona yazar. Aşre hasenatin, 10 hasene yazar. Fe fî zâlike, işte bunda ragibtü rağbet ettim. Ya ibn-i ahi, ey kardeşimin oğlu.
abdestliydim, tekrar abdest aldım ki Cenab-ı Hak beni 10 hasene versin. Yoksa sabah namazını almış olduğum abdest diğer namazların hepsine kafi. Abdestim kaçmadığı müddetçe. Şimdi bunda o sual eden dedi ki abdestliyken abdest almakta fazilet var mı ki o aranılsın? Evet var, bak işte. Peygamber Efendimiz'den rivayet etti. Abdullah ibn Ömer ki men tavadda ala tuhrin keteballahu lehu bizalike eşri hasenat. Abdestliyken abdest alırsa 10 hasenesi var. İşte Resulullah Efendimiz de her vakit için abdest alması bunun için idi. Fakat yecûz en yekûne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Caiz ki Resulullah Efendimiz oldu. İnnemâ feale, işledi. Mâ revâ anhu İbn-i Büreyde. İbn-i Büreyde'nin rivayet etmiş olduğu hadisi ki yani her namaz için abdest alırdı. Bunu işledi. İsabeti hâdâl fadli. Bu fadilete isabet için. 10 hasene alması için. La لأن ذلك şunun için değil ki kâne vâciben aleyh, Resulullah Efendimiz'e vacib idi de onun için değil, yok fazilet için. Fakat yecûzen yekûne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet orayı okuduk. Ve gâd revâ Enes ibn-i Malik neydi? Enes ibn-i Malik de rivayet eyledi. Mâ yedullu alâ mâ zekirnâ, bizim bu zikrettiğimiz fazilete delalet eden bir rivayeti de Enes İbn-i Malik rivayet eyledi. Ondan da bir rivayet var. Yukarıki Abdullah İbn-i Ömer'den, ikinci Enes İbn-i Malik'ten. Enes İbn-i Malik'in rivayeti de şu. Haddesene İbn-i Merzuk, kâle haddesene Vehb İbn-i Cerir, kâle haddesene Şöbetü en Amr İbn-i Amir, en Enes İbn-i Malik, kâle ütiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, قَالَ اُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِبَطُوِينَ. Peygamber Efendimiz'e bir abdest suyu getirdiler. فَتَوَضَّعَ مِنْهُ, ondan abdest aldı. فَقُلْتُ لِيَنَسِنْ, ben Hazreti Enes'e sordum ki, Amr ibn Amir diyor ki Enes'e dedim ki اَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَوَضَّعُ, Peygamber Efendimiz abdest alır mıydı? اِنْدَ كُلِّ سَلَاتٍ, her namaz için abdest alır mıydı? Kâle nâm, alırdı. Kultu fentüm, ya siz de alır mıydınız? Kâle dedi ki künnâ nusallis salavâti bi vudûin, biz birkaç namazı bir abdestle kılardık. Vacip olsaydı Peygamber Efendimiz hesabına da derdi ki vaciptir, kalkın siz de abdest alın derdi. Demediğine göre caiz. Ya Resulullah Efendimizin alması fazilet için. Fâhâdâ Enes, işte Enes kad alime hükme mâ zekernâ, bizim zikreylediğimiz şeyin hükmünü bildi. Min fi'li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin işlediğinden her vakit için abdest almasının hükmünü bildi ki fadilet için abdest alırdı. Ve lem yere zalike, bunu görmedi. Fardan ala gayrihi, başkasına farz olarak görmedi. Hazreti Enes diyor ki biz bir abdestle birkaç namaz kılardık. Demek ki başkasına farz değilmiş. Peki Resulullah Efendimiz'e has mıydı yoksa fadilet için miydi? O da ayrıca bir mesele. Ala külli hal ümmeti Muhammed'e farz değil idi. İşte Enes'in rivayeti bunu tekit eyledi. Ve kad yecûze izâ, yine böylece caizdir ki en yekûne kâne yef'alü zâlik, bunu Resulullah Efendimiz işlerdi. Her vakit için abdest alırdı ve huve vacibun, bu vacib idi. Sümme nüsühe, sonra resk edildi. Bu da caiz olur. Caiz ki o vakıda kadar farz idi. Ondan sonra nesk edildi. Öyleyse bunu da aramak lazım. Acaba böyle olmak da caizse hadisleri arayalım. Buna delalet eden bir şey bulunur mu? فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ, bu mesele hakkında da nezer eyledik. هَلْ نَجِدُ شَيْءًا مِنَ الْآثَارِ, eserlerden bir şey bulabilir miyiz ki يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, bu manaya delaleti de. Yani evvelden vacibi de abdest almak her namaz için. Bu nesk edildi. Aradık. فَاِذَا بُنُ اَب۪ي دَاوُدْ, baktık ki İbn Ebu Davud kad haddesena, rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا اِبْنِ İshak اَمْ مُحَمَّدْ اِبْنِ يَحْيَ اِبْنِ حَيَّان اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ عُمَر اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ عُمَر diyor. Fakat doğrusu birincisi Ubeydullah. Ubeydullah ibn Abdullah ibn Umar. قال قلت له, ben ona dedim ki ara eyti, sen gördün mü?
Tavaddi'a İbni Ömer. Burada birkaç rivayet var. Tavaddu'a İbni Ömer. Tavaddi'a İbni Ömer. Doğrusu tavaddu'a. İbni Ömer'in abdestliğini sen gördün mü? Arayite ben, sen bana haber ver. Yani gördün mü? Haber ver. Tavaddu'a İbni Ömer. İbni Ömer'in abdestliğini gördün mü? Likülli salatin, her namaz için abdest aldığını gördün mü? Tahiren kâne ve gayre tahir. Abdestli olduğu halde yahut abdestsiz olduğu halde. Gördün mü ki? Amme zâke. Bu neden abdest alırdı? Yani her namaz için abdest alırdı. Ne için abdest alırdı? Bunun sebebini bana haber ver. Kâle haddesetnihi Esma'u ibnetü Zeyd ibn Hattab. Zeyd ibn Hattab Hazreti Ömer'in Zeyd kardeşi. Onun kızı Esma bana rivayet eyledi. Enne Abdullah ibn Hanzale ibn Ebi Amir. Ona da Abdullah ibn Hanzale rivayet eyledi. Haddesaha Esma'ya rivayet eyledi. Söyledi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ümire bil vudu'i abdest ile emrolundu. Likulli salatin, her namaza. Tahiren kâne ve gayre tahir. Abdestli olsun olmasın her namaza abdest almakla emrolundu. Felemma şakke zâlike aleyh. Bu Resulullah Efendimiz'e meşakkatli oldu. Ümire emrolundu. Bis sivaki sivakile likulli salatin, her namaza. O ki Resulullah Efendimiz her vakit için abdest almakla memur oldu. Bu Resulullah Efendimiz'e meşakkatli oldu. Külfetli oldu. Onun için Cenab-ı Hak bunu neshetti. Her namaz için misvak kullanmasını emredildi. Bu delalet etti ki demek İslamiyet'te varmış da neshedilmiş. Ve kâne İbni Ömer, İbni Ömer yara görürdü ki ennebihi, kendisinde vardır kuvveten ala zalik. Buna kuvvet vardır. Yani her vakit için bir abdest alabilir diye kendisinde bir kuvvet olduğunu hissetti. Fekâne lâ yede'ul vudu'a likülli salâti. Her namaz için abdest almayı terk etmezdi. Bunu yapardı. Fakat burada da iki şey manaya geliyor. Resulullah Efendimiz'e farz idi. Ümmetine de farz mıydı? Neshedildi. Neshedildi. Kendi hakkında neshedildiğini bu hadis ispat ediyor. Fakat ümmeti Muhammed'e de farz idi diye değil. Şimdi burada diyor ki Resulullah Efendimiz abdestli olsun olmasın her namaz için abdestiyle emredildi. Bu ona meşakkatli oldu. Ondan sonra misvak ile emrolundu. Bu misvak da emrolununca Peygamber Efendimiz'e has oldu. Aşağıda bunu da ispat ediyor. Fesiyade el hadis, bu hadiste olucudur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne ümire bil vudu'i, abdest ile emredildi likülli salatin, her bir namaz için. Sümme nüsuhe zâlik, sonra bu neshedildi. Fesebete bimâ zekerna, bizim zikreylediğimiz Esma binti Zeyd'in rivayetiyle rivayet eylediğimiz hadiste sabit oldu ki ennel vudu'e, abdest yecizi, kifayet eder. Mâ lem yekunil hades, hades olmadığı müddetçe, abdeste kaçmadığı müddetçe bir abdest birkaç namaza kifayet eder. Fe'in gâle gâilun, bir adam itiraz etse dese ki fefî hâdel hadis, bu hadiste olucudur. İcab-ı sivâk likülli salatin, her namaza misvâk kullanmanın vacip olduğu olucudur. Her namaz için abdest almak neshedildi, misvak ile emrolundu. Öyleyse misvak kullanması vacip oldu. فَكَيْفَ لَا تُجِيبُونَ ذَٰلِكَ, bu misvak kullanmayı niçin vacip kılmıyorsunuz? وَلَا تَعْمَلُونَ, orada la noksan doğduğundan sonra. وَلَا تَعْمَلُونَ بِكُلِّ الْحَدِيثِ, hadisin hepsiyle niçin amel etmiyorsunuz? Bu la yazılsa daha iyi olur ama ve te'melûne ve la te'melûne manasına da gelir. La tu'cibûne zâlik, siz bu misvaki vacip kılmıyorsunuz. Ve te'melûne, yani ve la te'melûne. Fakat yazarsan daha güzel olur. Ve la te'melûne bi küllil hadis, hadisin hepsiyle niçin amel etmiyorsunuz? İz kuntum kad amiltum bi ba'dihi, çünkü siz hadisin bazısıyla amel ediyorsunuz, bazısıyla amel etmiyorsunuz diye itiraz ederse. قِيلَ لَهُ, ona denilir ki قَدْ يَجُودُ, caiz olurken يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz husse bis sivâki, misvak ile tahsis olundu. لِكُلِّ salatin, her bir namazda misvak kullanması ile emrolundu. دُونَ اُمَّتِهِ, ümmetine değil.
kendisine hastır bu. Ümmetine değildir. Böyle cevap verilir. Böyle olması caizdir. Ve yecuzu caizdir ki en yekunu ümmeti ola. Hüm ve huve ümmeti de kendisi de ola fi zalike bu misvakte sevaen müsavi olalar. Ve leyse yuselü ila hakikati zalik bunun hakikatine de vasıl olunmaz illa bit tevkif illa rivayetle. Acaba bu misvak ile emrolundi kendisine mi hastır yoksa ümmeti de kendisi de müsavi midir? Bu da tevkif ile olur. Yani hadislerle ispatlı olur. Fe'teberne zalik. Biz bunu da itibariyle dedik, nezari dikkate aldık. Aradık. Hel necidu fihi şeyen yedulluna ala şeyin min zalik. Bir şey bulabilir miyiz ki buna delalet ede? Yani Resulullah'a hastır yahut da kendisini ümmeti bu hükümde müsavidir. Bunu da aradık. Fe'izâ Ali ibn-i Ma'bed. Baktık ki Ali ibn-i Ma'bed kad haddesena bize rivayet ediyor. Kale haddesena Yakub. Yakub ibn-i İbrahim. Kale haddesena Ebi. Yakub ibn-i İbrahim diyor ki bana babam İbrahim rivayeti iledi. O Übey gibi yazmış değil. Ebi ey İbrahim. An Ebi İshak. Ebi de galat. İbn-i İshak. En İbn-i İshak. İbn-i İshak'tan rivayet eyledi. Kale haddeseni ammi Abdurrahman ibn Yasar en Ubeydillah ibn Ebi Rafi en an ebihi en Ali Ebu Rafi Hazreti Ali'den rivayet eyledi enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kale buyurdular ki levla en eşukka ala ümmeti ümmetim üzerine meşakkat etmemiş olsaydım la emertum bisibak ben misvak kullanmayı da emrederdim inde külli salatin her namaz var. Her namaz vaktinde. Her namaza kalktıkça misvak kullanmalarını emrederdim. Fakat ümmetime meşakkat olur diye emretmedim. Bu hadis delalet etti ki ümmeti bu hükümde müstesna. Resulullah Efendimiz'e has. Niye? Resulullah Efendimiz ümmeti meşakkate düşmesin diye emretmemiş. Emretmiş olsaydı ümmetine de vacip olurdu. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عبانة عن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أين محدث شريف عبد الرحمن بن أبي ليلى أصحاب كرمدان رواية ديور يعني رسول الله أفندمز أمتنا مشكة أمصن ديه مسواك الأمر اتنمش حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن خلف غفاري demiş değil الطوفاوي تو بالطاء الطوفاوي عبد الله بن خلف الطوفاوي روايت ediyor قال حدثنا هشام بن حسان عن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث شريفي başka bir senetle rivayet ediyor. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdu ki هذا حديث غريب bu okuduğumuz hadis gariptir ما كتبناه إلا عن ابن مرزوق bunu yazmadık إلا ابن مرزوق'tan yani Abdullah ibn Halef el-Tufavi'den yalnız ابن مرزوق rivayet eylemiş başka birisi rivayet eylememiş bu gariptir buna garip derler حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق yani أبي değil عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث شريف زيد بن خالد رواية لدلر حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أبي ديل وضع ابني قال حدثني سعيد المقبوري عن أتى مولى أمي صبية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث شريف أزرة أبو هريرة دون رواتي لدينا şimdi yukarıda da en Muhammed İbni İbrahim İbni Haris-i Temimi onun da doğrusu Temimi değil de Teymi bir tanım bir ta bir ya bir de mim حدثنا يونس وابن أبي عقيل قال حدثنا عبد الله بن أبي ليلى قال حدثنا أبو عبيد 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 الله بن أبي ليلى قال حدثنا أبو عبيد
قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روايته الذي قال أبو هريرة buyurdular ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdu لولا أن أشك على أمتي ümmetime meşakkat vermiş olmasaydım la emertuhum onlara emrederdim bis sivak misvak ile misvaki kullanmayı ma kulli salatin her namazda misvak kullanmayı onlara emrederdim lakin ümmetime meşakkat olmasın diye emretmedim. Haddesena ibn Merzuk قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحديث الشريف إمام تحاوي ابن مرزوق تريقلي رواية ديور ين هزرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال هزرة أبو هريرة buyurdular ki لولا أن أشق على أمتي لا أمرتم بالسواك مع كل وضوء ümmetime meşakkat olmasaydı ben her abdestte misvak kullanmayı emreder idim. Yani bu hadisi şerifi Hazreti Ebu Hureyre rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz yine yukarıdaki gibi buyuruyor. Yalnız yukarıdaki hadisi şerifte me'akulli salatin buyurdu Resulullah Efendimiz. Burada da me'akulli vudu'in buyurdu. حدثنا يونس قال أخبرنا أنس بن عياد عن محمد بن عمرين عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إمام التحاوي شيخ يونس واسطسيلة yine أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رواية ediyor ki Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم buyurdular ki لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة her namaz vaktinde misvak kullanmayı emrederdim eğer ümmetime meşakkat olmasaydı. Bu hadisi şerifleri getiriyor. Bunlar da mana itibariyle birisinde ma'a kulli salatin, birisinde inde kulli salatin, birisinde ma'a kulli vudu'in buyuruyor. Haddesena Rabi'ul Mu'ezzinu qala haddesena Esedun qala haddesena Hammad ibn Seleme. Bir senet bu. Ha diyor yani ikinci senede geçiyor İmam-ı Tahavi. وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله إمام التحاوي ربيع المؤذن ومحمد بن خزيمة رواية ديور onlar da senedi muttasil ile Ebu Hureyre'ye getiriyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala aynı hadisi şerifi zikrediyor ki levla neşukku ala ümmeti la emertum bis sivaki indi kulli salatin buyurdular. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasrin gali haddesena el-Firyabiyyü gali haddesena ibn-i Uyeyne an ebi zzenat an ilâreç an ebi hureyrete yerfe'hu mislehu. İmam-ı Tahavi Şeyh-i Hüseyin ibn-i Nasr tarikiyle yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anh'den rivayet ediyor. O da Resulullah Efendimizin aynı hadisi şerifi buyurduğunu buyuruyor. فَسَبَتَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Öyleyse Peygamber Efendimiz'in kavli şerifiyle sabit oldu. Ne kavli şerifi? لَوْ لَا أَنْ أَشُكَّ عَلَى أُمَّتِي لَا أَمَرْتُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتِ Ümmetime meşakkat olmasaydı ben her bir namaz vaktinde misvak kullanmalarını emrederdim. Bununla sabit oldu ki اَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَالِكِ Ümmetine misvak kullanmayı emreylemedi. وَاَنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ Bu misvak kullanmak ümmet üzerine bir borç değildir. Ve enne firtifa'i zalik bunun irtifa etmesinde, kalkmasında oluşturur. Anhum ümmeti Muhammed'den ümmet Muhammed'e var. İrtifa etmesi, onlardan kalkması yani vacip olmamasında oluşturur ki ve huvel mec'ulu bedelen minel vudu li kulli salatin her namaza abdest almak var idi. Ona bedel olarak bu misvak kılınmıştı. Halbuki bu misvak da emredilmedi, ümmeti Muhammed'e vacip olmadı. Bunda olucudur. Delilen delil olucudur ki ala ennel vudu'e li kulli salatin her namaz için abdest almak lem yekun aleyhim ümmeti Muhammed üzerine vacip olmadı. Ve la umiru bihi bununla emirde olunmadılar. Ve ennel memure bih bununla emrolunan
her namaz vaktinde misvak kullanmakla memur olan Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'dir. Dûnehum ümmeti değildir. Ve enne hükmehu bunun hükmü de kâne oldu fî zâlike bu burada gayre hükmihim. Peygamber Efendimiz'in hükmü ümmeti Muhammed'in hükmü değildir. Yani misvak Peygamber Efendimiz'e kullanmak vaciptir. Ümmetine vacip değildir. Bunda bu hadis-i şeriften bu anlaşıldı. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ İşte bu babın veçi budur. مِنْ تَرِيْقِ تَصْحِهِ مَعَانِ الْآثَارِ Eserlerin manalarını tasih tarihiyle her namaz için abdest almak meselesinin veçi budur. Yani her namaz için abdest alınacak. Bu evvelki hadislerde gelmişti. Sonra misvak ile bu neshedildi. Misvak kullanması Peygamber Efendimiz'e vacip kaldı. Ümmeti Muhammed'e vacip değildir, fadilettir. Ama insan her namaz için abdest alırsa nurun ala nur olur, daha iyi olur. Her namaz vaktinde misvak kullanırsa o da bir fadilettir. Bunlar başka mesele. Vakat sebete bizalik, bununla da sabit oldu. İrtifa'u vücubil vudu'i li kulli salatin, her namaz için abdest almanın vacip olması kalkmıştır. Bu sabit oldu. Vacip idi, vacip değildir, kalkmıştır. اَمَّا وَجْهُ ذَٰلِكَ مِنْ تَر۪يكِ النَّزَرِ Nazar ve kıyas tarihiyle bunun veçi فَاِنَّا رَيْنَ الْوُضُوَى Biz abdesti gördük, tehareten min hadesin. Hadesten taharet gördük. Abdestsiz olur, bu vakitte abdest alması lazım gelir. فَاَرَدْنَا اَنَّنْ زُرَى Biz murad ettik ki bakalım فِي التَّهَارَات taharetlere bakalım. مِنَ الْاَحْتَاسِ Hadesten taharetlere bakalım ki كَيْفَ حُكْمُهَا Bunların hükmü nasıldır? Ve mellezî ne şeydir ki yenkuduha bunları bozar? Bir taharetlere bakacağız. Bunların hükmü nedir ve bunları bozanlar nedir? Fevecedina bulduk. Et-taharat taharetleri. Elleti öyle taharetler ki tucibuha bunları icap eder, vacip kılar. El-ehdâsü hadesler. Abdestsizlik, hades, hadesi esgar, hadesi ekber. Bunların gelmesiyle taharet vacip olan şeyleri aradık, bulduk. Ala darbeyni iki darb üzerine bulduk. Feminhel guslu ve minhel vudu. İşte bu taharetlerdendir. Gusül ve abdest. Bir adam cenabet oldu mi, hadesi kübra geldi, gusül edecek. Abdestsiz oldu mi, hadesi asgar geldi ki abdest alacak. Fekâne uldi. Men câme'e her kim ailesine tekarrub eder. Se ev ecnebe yahut ihtilam olursa vecebe aleyhil guslu, ona gusül vacip oldu. Ve kâne uldi menbâle her kim idrar yaparsa ev taavvada büyük abdestini yaparsa vecebe aleyhil vudu, ona da abdest vacip oldu. Fe kânel gusül vacibu, vacip olan gusül oldu bimâ zekerna, bizim zikrettiğimiz sebebiyle, yani ailesine tekarrub eder yahut da ihtilam olursa gusül vacip oluyor. Bu vacip olan gusül la yenguduhu, bunu bozmaz. Mürûrü levgât, vakıtların mürûri. Onun müddeti yok. Yani bir vakit geldi, ikinci vakitte tekrar vacip olacak, yok. Ve la yenguduhu, o gusülü bozmaz. İlle lehtâsû, illa tekrar onu icap eden hades bulunursa, tekrar ihtilam olursa, tekrar ailesinin yanına tekarrüb ederse, o vakitte gusül vacip olur. Yoksa o devam eder gider. Hükmü bakidir. Abdest de böyle. Mesela abdest aldı mı, o abdest bozulmadığı müddetçe devam eder gider. Ama abdest bevl ederse, tağavut ederse, yani küçük yahut büyük abdestin olursa yahut vücudundan abdesti bozacak bir şey zahir olursa vakitte abdesti bozulur. فَلَمَّا سَبَتَ وَقْتَكِ sabit oldu ki اَنَّ حُكْمَ التَّهَارَةِ مِنَ الْجِمَاءِ وَالْاِحْتِلَامِ Cima ve ihtilamdan taharetin hükmü, kemal zekerine zikrettiğimiz gibi, yani vakti mürur onu bozmaz oldu. Kâne fin nazari eyda, yine böylece kıyasla oldu ki en yekûne hükmü taharati min sâiril ehdâs kezâlik. Diğer hadeslerden de taharetin hükmü böyle olur. Madem guslün, vacip olan guslün bir icap eden, onu icap eden bir şey zuhur etmezse o devam ediyor. Diğer hadeslerde böyle olması lazım geldi. Ve ennehu la yenqudu zalike, o diğer hadesleri de bozmaz. Mürûr-i vaktin, vaktin mürûr-i. Kemâ la yenqudul gusle, mürûr-i vaktin. Vaktin geçmesi gusli bozmadığı gibi diğerlerini de
vaktin mürûri bozmaması lazım geldi. Yani abdesti de vaktin mürûri bozmaması lazım geldi. Ve hüccetün uhra, diğer bir hüccet. Bu ikinci hüccet şey için. Bazıları diyorlar ki her namaz için abdest almak mukim için vaciptir, misafir için değildir. Bunu da ona getiriyor ki hayır, mukimi, misafiri ikisi de bu hükümde müsavidir. Ve hüccetun uhra, diğer bir hüccet de enna ra'eynahum, biz gördük, ecme'u ulema icma eylediler ki enne misafire misafir yusalli salavati kullaha, namazların hepsini kılar bi vudu'in vahidin, bir abdestle, ma lem yuhdis, abdesti kaçmadığı müddetçe, abdesti bozan bir şey zahir olmadığı müddetçe namazların hepsini kılar. Bunu da böyle gördük. Ve inne mahtelefu, yalnız bu ulema, böyle icma eden ulema şunda ihtilaf eylediler. Fil hadir, hadirde, yani misafirde ihtilaf yok. Her iki tarafta diyor ki misafir bir abdestle birçok namazlar kılar. Yalnız mukim olan adam bir abdestle birkaç namaz kılabilir mi, kılamaz mı? Bunda ihtilaf eylediler. Fevecedina, biz bulduk. El ihdase minel cima'i vel ihtilami vel gâiti vel bevli. Cima, ihtilam sebebiyle usulün vacip olması, bevlu gâit vasıtasıyla sebebiyle de abdestin alınması, bunları gördük. Ve küllü mâ, her bir şey ki izâ kâne minel hâdiri, hadirden, mukimden oldu. Kâne hadesen, hades oldu. Her bir şey ki mukim olan bir adamdan hades oluyor. Ya gusli icap ettiriyor, yahut da abdesti icap ettiriyor. Yucibu, icap eder oldu. O her bir hades ki yucibu, vacip kılar oldu. Bihi, anın sebebiyle, aleyhi, adamı üzerine, taharetin tahareti. Her bir şey ki o adam da zahir olursa, ya gusli, abdesti almasını icap etti. Fe innehu izâ kâne minel misafir. Öyleyse bu misafirden olursa kâne kezâlike izâ, yine böylece olur. Vecebe aleyhi, o adam üzerine vacip olur. Minet tahareti, taharetten, mâ yecibu aleyhi, ona vacip olan şey, levkâne hadirin. Hadir olsa, madem misafirde hadesi mucib olan bir şey onu bozmuyorsa, misafirde de bozmaması lazım. Yani buradaki hulase, misafirine mukimi ayırmak istediler. Onlara cevabı olarak diyor ki, biz baktık, cima, ihtilam, yahut da bevlu, gayet meselesiyle hadesi mucib olan şeyler, bunlar hadirden olan bir mukim olan bir adamda, neyi misafir şey, mukim olan bir adamda hadesi mucib olan bir şey ki ya cima bulundu yahut da bevlu gayet etti, bunlar neyi mucib buldu? Tahareti, husli yahut abdesti mucib oldu. Bu misafirden olursa bozmuyordu. Misafirden bozmazsa mukimden de bozmaması lazım geldi. Bunların kaidesi bu, hükmü bu. وَرَيْنَا تَهَارَةً اُخْرَى, başka bir taharette gördük ki يَنْقُدُهَا, onu bozar. خُرُوجِ vaktin, vaktin çıkması bozar. وَهِيَ الْمَسْعَ عَلَى الْخُفِّينَ, şimdi bozmayanları getirdi ki gerek misafir gerek mukimden vaktin mürûri, ne guslin abdesti bozmaz. Bir de bir başka bir taharet var ki o da ne? Mes, abdest ayaklarına mes giydi. Onların üzerine mesh ediyor. Onun mürûri vaktiyle bozulması var. فَكَانَ الْحَادِرُ وَالْمُسَافِرِ, hadir ve misafir ikisi oldular. فِي ذَٰلِكَ, bunda sevan, onda da müsavi oldular. Bir adam abdest aldı. Meslerini giydi mi onlara mesh eder. Bunun müddeti bitinceye kadar. Mürûri vakti, onların vakti biter. Mürûri derse bozar. يَنْقُدُ تَهَارَتَهُمَا, mürûri vakit bunları bozar. Onları bozar. Ne? خُرُوجُ vaktin, ma, herhangi bir vaktin çıkması. Çünkü vaktin ma dediği, yani misafirde 3 gün 3 gece, mukimde 1 gün 1 gece müddeti var. Binaenaleyh herhangisi olursa olsun, misafirde 3 gün 3 gece geçti mi abdesti bozulur. Mukimde de 24 saat geçti mi abdesti bozulur. Bunu da böyle gördük. Ve inkâne zâlikel vaktu fî nefsihi,
kendi haddi zatında o vakit olduysa da muhtelif olduysa da fil hadari ve seferi. Haderde, seferde muhtelif, haderde 24 saat, seferde 3 gün 3 gece olduysa da fakat her ikisinde de vaktin çıkması onu bozuyor mu, bozmuyor mu? Bozuyor. Yukarıdaki gusülde mürur vakit bozmuyor, abdeste bozmuyor. Fakat bunlar da bozuyor. Bunu da böyle gördük. فَلَمَّا سَبَتَ وَقْتَكِ sabit oldu ki اَنَّمَا زَكَرْنَا bizim bu zikre ilediğimiz kezalik böylecedir. وَاَنَّمَا orada اِنَّمَا demiş ama اَنَّمَا مُنْفَصِل وَاَنَّمَا يَنْقُدُ تَحَارَةَ الْحَاضِرِ مِنْ ذَلِكِ işte bunlardan hazır, mukim olanın taharetini bozan şey يَنْقُدُ تَحَارَةَ الْمُسَافِرِ misafirin de taharetini bozmuş oldu. Mukimin meslerinin müddeti 24 saat bitti mi tahareti bozuluyor. Müsafirinki de 3 gün 3 gece orada da müddet bitti mi o da bozuluyor. Ve kâne hurucul vakti vaktin çıkması oldu. Yani misafiri misafirden la yengudu taharetehu onun taharetini bozmaz oldu. Ve kâne oldu. Hurucul vakti vaktin çıkması yani misafiri misafirden la yengudu taharetehu onun taharetini bozmaz oldu. كَانَ خُرُوجُهُ عَنِ الْمُقِيمِ كَانَ خُرُوجُهُ وَقْتٍ çıkması da oldu. عَنِ الْمُقِيمِ مُقِيمْدَنْ اَيْ دَا misafir gibi kezalik böylece bozmaz oldu. Yani misafir birkaç vakti bir abdestle kılıyor. Vaktin çıkması onun abdestini bozmuyor. Mukimin için bozsun, mukimin de bozmaz. Çünkü biz baktık ki mukim ile misafirin hükümleri bir. Madem misafir bir abdest aldı, onunla birkaç vakit namaz kıldı, mukim de onunla kılabilir. Vakit çıktı da mukimin abdesti bozuldu, misafirinki bozulmadı. Böyle ayrı ayrı hükümler yok. İkisinin hükmü budur. Kıyasen kezalik. Kıyasen ve nazaren alâ mâ beyyennâ min zâlik. İşte bizim beyan ettiğimiz bu şey üzerine kıyas ve nazar da budur. Ki misafirinin, mukimin hükümleri birdir. Onda olan hüküm neyse onda da odur. Binaenaleyh mukim olsun, misafir olsun bir abdest aldı mı o abdestinden birkaç namaz kılabilir. Yoksa mukim kılamaz da misafir kılar. Böyle bir ayrı ayrı hüküm yoktur. Ve hâzâ kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahimehumullah. Bu üç imamın kavli budur. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed ve Cumhur-i Ulema'nın da mezhebi budur. Yani bir abdest ile birkaç namaz kılınabilir. Yoksa her vakit namaz için abdest almaya lüzum yoktur. Haddesena ibn Huzeyme قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك أن أصحابه بموسى الأشعري تبطؤوا وصلوا الظهر. Enes ibn Malik diyor ki Ebu Musa el-Eş'ari'nin cemaati abdest aldılar, önde yıkıldılar. فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصُرُ vaktaki ikindi hazır oldu. قَامُوا لِيَتَبَطَّهُ abdest almaya kalktılar. فَقَالَ لَهُمْ Ebu Musa el-Eş'ari onlara dedi ki مَا لَكُمْ اَحْتَسْتُمْ size ne oldu? Abdestsiz mi oldunuz? Abdestiniz mi kaçtı? فَقَالُوا لَا yok dediler. Abdestimiz kaçmadı. فَقَالَ Ebu Musa el-Eş'ari buyurdu ki اَلْوُدُوءُ مِنْ غَيْرِ حَدَسْ Hades olmaksızın siz abdest mi alıyorsunuz? Orada A olduğundan iki hemze bir araya geliyor. A şeklinde okunuyor. لَيُوشِكُ yakın olur ki اَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ اَبَاهُ adam babasını öldüre ve اَخَاهُ kardeşini öldüre ve ammehu amucesini öldüre ve ibn ammihi amucesinin oğlunu öldüre. Böyle olur ve huve o adam da yetevaddau min gayri hades. Güya takvalık satıyor da abdesti kaçmadığı halde kalkıp abdest alıyor. Yani o bir öyle bir cehalet olacak ki anasını, babasını, akrabasını öldürecek günah saymayacak da abdestli olduğu halde üzerine abdest alacak da onu fazilet sayacak. Yani cehaletin çokluğundan şekva ediyor. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس عمرو بن عامر diyor ki ben Enes bin Malik'e işittim يقول buyururdu ki كنا نصلي الصلوات كلها biz namaz birçok namazları kılardık bir vudu'in vahidin bir abdest ile
مَا لَمْ نُحْدِسْ Hades hasil olmayınca, abdestlerimiz kaçmadıkça bir abdestle birçok namazlar kılardık. Fakat burada salavat dedi, yani cemi olduğundan dolayı iki ve ma fevkine şumulü var. Haddesena Ebu Bekir'de kâle, haddesena Ebu Davud kâle, haddesena Şuhabetu kâle, akhbereni Mes'ud ibn Ali'yin, en ikrimete enne Sa'den. İkrimeden rivayet ediyor, o da diyor ki Sa'd. Bu Sa'd kimdir? Bunu beyan etmiyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas mıdır? Sa'id ibn Hudri midir? Evet. Allah'a alem Sa'd ibn Ebi Vakkas. Kâne yusalli salavati kullaha. Namazların hepsini kılardı. Bi vudu'in vahidin bir abdestle. Mâ lem yuhdis. Abdesti kaçmadıkça birçok namazlar kılardı. Haddesene ibn-i Merzûk kâle. Haddesene Abdussamed ibn-i Abdilvaris kâle. Haddesene Şu'be. فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِسْلَهُ Bu senetle aynı hadisi şerifi zikreyledi. غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ اِكْرِمَةَ Bu senette İkrime'yi zikreylemedi. Mes'ud ibn Ali İkrime'den rivayet ediyor. İkrime'yi zikreylemedi de Mes'ud ibn Ali diyor ki Sa'd bir abdestle birçok namazlar kılardı dedi. وَزَادَ Hem de bu ikinci senette ziyade eyledi. وَكَانَ عَلِيُّ بْنْ اَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ziyade eyledi ki Ali ibn Ebi Talib kerramallahu veçe yetevaddavu li kulli salatin her namaz için abdest alırdı. Ve yetlu hem de okurdu. Estaizu billah izâ kumtum ile salati fâsulû vücûhekum ve eydiyekum. Bu ayeti kerimeyi okur ve abdest alırdı. Bunu da ziyade eyledi. Hazreti Ali radıyallahu teâlâ anhin abdest alması vacip vaciptir diye mi alırdı? Yoksa fazilettir diye mi alırdı? Burada bunu zikretmiyor. Ama buradan anlaşılıyor ki bütün ashab-ı kiram o kanaatteydiler ki bir abdest ile muhtelif namazlar kılınır. Birçok namazlar kılınır. Hazreti Ali radıyallahu teala anhin abdest alması da fadilet için olması gerekir. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi dedi ki وَلَيْسَ فِي هَذِي الْاَيَةِ عِنْدَنَا bu ayette olmadı. Hazreti Ali radıyallahu teala buyurdu ya اِذَا قُمْتُمْ اِلَى السَّلَاةِ فَاَصُلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ bunu okurdu diyor. Bu ayette bizim indimizde olmadı, delil olmadı. Alâ vücûbil vudûi, abdestin vacip olmasına delil olmadı. Likülli salatin, her namaz için abdest almanın vücubuna delil yoktur. Leennehu kad yecûzü, caiz ki en yekûne kavluhu zâlik. Hazreti Ali radıyallahu teâlâ anhin bu ayet-i kerimeyi okuması ola, alel kıyam, kıyam üzerine. وَهُمْ مُحْتَسُونَ Onlar da abdestsiz. Yani Cenab-ı Hak murad etmiş ola ki اِذَا قُمْتُمْ اِلَى السَّلَاتِ Siz namaza kalktığınız vakitte Cenab-ı Hak burada murad etmiş ola ki abdestsiz kalkarsınızsa tabi ayette bu yok. اِذَا قُمْتُمْ اِلَى السَّلَاتِ Namaza kıyam ettiğiniz vakitte فَاصِلُوا وَجُوَيْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ Yüzünüz ellerinizi yıkayın. Murad ne ola? Murad ola ki yani abdestsiz iseniz namaza kıyam vaktinde abdesti alınız. Ela tera görmez misin? Ennehum kad ecme'u. Eshab-ı kiram icma eylediler ki enne hükmel musafir huve hâdâ. Musafirin hükmü budur. Ev ennel vudu'a abdest la yecibu aleyhi. Abdest ona vacip olmaz hatta yuhdise. Hatta abdesti kaça. Buna icma eylediler. Felemma sebete enne hâdâ hükmel musafir fe hâdî ilâye. Vaktaki musafirin hükmü bu ayette böyle oldu. Fakat hutibe biha musafir bununla hitap edildi ki ma hutibel hadir mukim hitap edildiği gibi sebete sabit oldu ki enne hükmel hadir mukimin hükmü fiha burada kezalik musafir gibidir. Eyda. Bu misafirin hükmü neyse onun hükmü de odur. Yani abdestsiz iseniz namaza kıyam ettiğiniz vakitte abdest azalarını yıkayın abdestinizi alın. Fakat kâle İbnü'l-Fevva dediler ki innehum kanu iza ahdesu. Evvelce ashab-ı kiram abdestsiz oldular mı? Lem yetekellemu konuşmazdılar. Hatta yetevaddau abdest alıncaya kadar konuşmak bile konuşmazdılar. Allah Allah. Fenezelet hazi ilaye bu ayeti kerime nazil oldu. Estaizu billah. İza kumtum ila salati fasilu vucuhakum ve eydiyakum ila merafik ve emsahu bi ru'usikum ve erculakum ila kabeyn ayeti kerimesi nazil oldu. فَأَخْبَرَ Cenab-ı Hak haber verdi ki اَنَّ ذَٰلِكَ Bu abdest. Abdest yani ne vakittedir? اِنَّمَا هُوَ الْقِيَامُ اِلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ حَدَسِ Abdestsiz olduktan sonra namaza kıyamdır. Bu murad edildi.
bu vakitte abdestsiz iseniz namaza kalktığınız vakitte abdest alır. Çünkü eshab-ı kiram evvela meşakkatteydi. Abdestsiz oldu mu konuşmaz. Gidip abdest alacak ki gelecek ondan sonra konuşacak. Cenab-ı Hak bunlara beyan etti ki yok yani bu abdest azalarını yıkamak namaza kıyam zamanındadır. Yoksa her vakit değil. Haddesen ibn-i Meczuk merreten uhra kâle haddesen Abdüssemet ve Beşir ibn-i Ömer kâle haddesen Şöbe en Mes'ud ibn-i Ali'yim bidâlike ve lem yezkür ikrime. İmam-ı Tahavi ibn-i Meczuk terikiyle yine bu hadisi şerifi zikrediyor. Yalnız ikrime rivayette gelmiyor. Haddesen ibn-i Huzeyme kâle haddesen Haccacun kâle haddesen Hammadun an Eyyub en Muhammedin enne Şureyhan. Şureyh kâne yusalli kılardı. As-salavati kullaha namazları, birçok namazları kılardı. Bi vudu'in vahidin, bir abdeste birçok namazları kılardı. Haddesen ibn-i Huzeyme kâle haddesen el-Haccac an Yezid ibn-i İbrahim anil Hasan. Hasan-ı Basri'den Yezid ibn-i İbrahim rivayet ediyor ki ennehu kâne la yara bizalike be'sen. Bir abdest ile birçok namazları kılmakta beis görmezdi. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi buraya kadar okuduğumuz bu meselelerden hülase şu oluyor ki her namaz için abdest almaya lüzum yoktur. Bir abdest ile birçok namazlar kılınır. Ama bazı hadisi şeriflerde var. Resulullah Efendimiz almış yahut ashab-ı kiramdan bazıları almış. Bunu da cevap olarak geliyor ki İslamiyet'in evvelinde var idi, nesk edildi. Resulullah Efendimiz aldığında da ya ona has idi, emir idi yahut da fazilet olarak, vacip olarak değil de fazilet olarak gelmişti. Nitekim yukarıda da geçti Resulullah Efendimiz. Abdest alırdı sonra ümmet Muhammed'e meşakkat olmasın diye Peygamber Efendimiz'e misvak kullanılması emretti. Abdest yerine misvak kullanması. O misvak hakkında da uzun izahat verdi. Bu bir fazilettir. Vacip değildir. Peygamber Efendimiz meşakkat olmasaydı emrederdim. Emretmediğine göre vacip olmadı. Ama Resulullah Efendimiz'in kendisine vaciptir diye rivayetler de var. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.